Sevgili Tunç, seni ne kadar güzel görmek diyelim. Öncelikle yayına hoş geldin. Yine yayınımıza bu sefer yurt dışından New York'un farklı bir cephesinden katılıyor Tunç Şatıroğlu. Tunç'um nasılsın? Öncelikle iyi misin? Arkadaşlarla biraz kripto sohbeti yaptık. En son seninle konuştuğumuzda da zannediyorum 46 binleri geçtikten sonra ben de artık burada yeni bir bull market başlıyor şeklinde bir görüş belirtmiştim. İstersen bir sıcak konu, onunla ilgili görüşünü alalım. Ardından yine bu ETF'ler konusu önemli bir yer tutacak özellikle yatırımcılar açısından. Evet, yani kripto konusunda benim görüşüm şu, yani temel olarak o görüşümde herhangi bir değişiklik yok. Bunun bir intrinsic değeri yok. Intrinsic value kripto paralarda sıfır. Ancak karşılığında altın var, gümüş var yahut işte dolar var falan denilen bir takım kripto paralar haricinde karşılığında bir şey yok. Hatta Bitcoin gibi bunu kimin yaptığı bile belli değil gibi şeyler. Intrinsic value sıfır. Dolayısıyla buradaki hikaye tamamen yani teknik analiz ve insan psikolojisi. Gelecekte böyle olmayacak diyoruz. Çünkü Merkez Bankası dijital paraları insanların özgürlüğüne çok ciddi bir tehdit. Ve bence bu Merkez Bankası dijital parasının çıkması da dünya finansal sisteminde, parasal sisteminde kripto paranın bir rakip olabileceği düşünüldüğü için çıkartılıyor. Çünkü zaten dünya finansal sisteminde bir SWIFT sistemi var. Şöyle bir kısaca anlatayım. En altta biz varız. Biz ve şirketler var. Bizim üstümüzde bankalar var. Biz parayı götürüp bankaya koyuyoruz. Bankaların üstünde merkez bankaları var. Merkez bankalarının tam üzerinde değil belki ama yani o yapının önemli bir parçası IMF var. Fakat onun da üzerinde Bank for International Settlements BIS var. Şimdi oyunu kuranlar bunlar. Bank for International Settlements ve IMF. Daha doğrusu oyunu kuranlar o BIS. İşte o bizim gidemediğimiz ya da gitmediğimiz demek doğru değil belki. Gidemediğimiz Davos zirvesi gibi işte böyle yerler. Bir takım yerlerde böyle çok detaya girmek istemiyorum. Oyun kuruluyor. Yani bu kararlar alınıyor. IMF bunu uygulatıyor. Enforcer burada IMF. Böyle yapacaksın diyor insanlara. Şimdi burada yaptıkları şey şu. Denemesini de yaptılar. IMF'in sitesinde de okuyabiliyorsunuz. Bunları projeler yapıldı. İsrail'den adam parayı alıyor, İsrail şekerini direkt Danimarka'ya gönderiyor. Gönderirken de Danimarka kuruna en iyi kurdan bozularak gidiyor ve anında oluyor bu iş. İsrail şekerinden Danimarka kuruna en iyi kurdan, en rekabetçi kurdan değiştirerek anında olabiliyor. Bunu yaptılar. Bu SWIFT sistemini dışarıda bırakıyor. SWIFT sistemi zaten şu anda Bank for International Settlements kontrolünde bir şey. O zaman o SWIFT sisteminin yerine çok daha iyi bir şey getiriyor ama kontrolü de çok daha fazla arttırıyor. Şimdi böyle bir şeyin olduğu yerde siz işte ben şu kripto parayla para transfer ettim bilmem ne yaptım gibi işler yapabilir misiniz mantıken? Yani? Yapamazsınız çünkü zaten çok iyi, çok verimli çalışan bir şey var. Şimdi SWIFT'den bir şey göndermek istiyorsun. Banka alırım diyor, oradan sana gönderiyorlar belki. Banka burada alırım diyor. Almam diyor, yok Rusya'dan para gelmez diyor, buraya gelecek para önce Bank of New York'a gidiyor, Bank of New York'taki bilmem ne hesabına gidiyor, oradan buraya geliyor, ne yapalım iki gün geçti diyor, hafta sonu kimse çalışmıyor zaten deniyor falan, böyle bir sürü 21. yüzyılda yakışmayan böyle çağ dışı uygulamalar var SWIFT sisteminde. Adamlar bunu değiştiriyorlar, yerine çok güzel bir şey koyuyorlar ve Merkez Bankası dijital parası da bu işin parçası. Merkez Bankası dijital parası geldiğinde şöyle olacak dünyada benim görüşüm. Kötü niyetli hükümetler bunu halkı soymak için kullanacak. İkincisi iyi niyetli hükümet diye bir şey yok. Sadece işler iyiyken, ekonomide bir kriz yokken iyi niyetli hükümetler vardır. Bütün hükümetler işler kötüye gittiği zaman kötü niyetli olabilir. Ama bazı hükümet zaten doğrudan kötü niyetli. Mesela senin altın almanı istemiyor. Diyecek ki sen bu dijital parayı altın almak için kullanamaz. Altın almak istediğinde bu dijital para geçmez diyecek. Kötü niyetli hükümet.
Yani çok normal böyle bir şey olması dünyada. Ama mesela Avrupa Birliği'nde ise güzel kullanıyor olacaksın. Ne zamana kadar? Mesela Güney Kıbrıs Rum kesiminde olduğu gibi biz iflas ettik dediler. Git halkını soy o zaman dedi Avrupa Birliği. Avrupa Merkez Bankası. Gitti de halkını soy dedi. Ben sana para veremem dedi. Onlar da halkın parasını soydular. Bankalardakileri el koydular. Ondan sonra onlar gittiler dava açtılar. Davaların hepsini kaybettiler. Güney Kıbrıs Rum kesiminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Avrupa İnsan Hakları falan var ya böyle. Onlar da siz bu soyulan paralarınızın üzerine bir bardak su için dedi. Dolayısıyla dünyada iyi niyetli hükümet diye bir şey olmaz. Daha az kötü niyetli hükümet olur, daha çok kötü niyetli hükümet olur. Şartlar iyiyken iyi niyetli hükümet olur. Şartlar kötüyken de iyiyken de kötü niyetli hükümet olur. Şimdi o zaman bu bitcoinler bilmem neler falan bunlar güzel çıkacaklar. Teknik analiz de bunu destekliyor. Psikoloji de burada açgözlülük tarafına gidiyor. Açgözlülük tarafına gittiği zaman bir takım böyle tamamen artık açgözlülükten kaynaklanan, mantıkla alakası olmayan şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Şu çok gitti, o zaman bu da gider. Bunun da gitmesi lazım değil mi? Niye lazım ki? Niye lazım yani? O tam şu niye şöyle düşünmüyorsun? Bu çok çıktı ama öbürleri çok çıkmadı, demek ki bunun düşmesi lazım. Bak mesela bu tamamen psikolojinin bu şekilde çalıştığını gösteriyor. Yani hep daha çıkacak diye. Ve daha da çıkıyor. Birbirini besliyor bu. Yani 60 bin de olur, 100 bin de olur falan bilemezsin. Bu bir böyle bir oluşuyor balonlar. Ama ondan sonra bir kriz geldiği zaman, ki illaki kriz gelir yani, kapitalizm bu. Yani kapitalizm bu krizlerle kendisini yeniliyor. Yeniden dengeye getiriyor. Ondan sonra da bunların da bir o kadar da daha çok kaybettirdiğini göreceğiz. Hatta ki bence burada diyorum ya, bak uğraşıyorlar. Oyunu kuranlar uğraşıyor. O Davos'takiler, o Chatham House'takiler, o şeyler. Bilderberg'tekiler. Tabii hani onlar bu oyunu kuruyorlar. Onlar uğraşıyorlar. Böyle bir kriz geldiği zaman, işte Nasdaq belki %40 falan düştüğü zaman, bunlar daha çok düşecek. Ve bunlar daha çok düştüğü zaman bunlar daha da gebersin diye uğraşacak bu adamlar. Ve insanlar o zaman sonra diyecekler ki aman abi, yani bu çok kötü bir şeymiş. Kaç tane ocaklar söndü. Millet böyle ben tepedeyken satarım falan gibi düşünüyor. Öyle olmuyor işte. Sen o psikolojiye bir kere giriyorsun, o gidiyor. O trenden inmek istemiyorsun. Ondan sonra tutuyorsun böyle sürekli. Çıkacak dediler, ben aldım bilmem ne falan diye ağlayan adamlar oluyor. Bak şimdi çıkacak, bak yarın çıkacak falan diye. Öyle şeyler olmasını bekliyorum ben. Yani şimdi güzel bir paralar kazanacak. Ondan sonra anormal paralar kaybedilecek. Ondan sonra da kalkıp diyecekler ki kardeşim bu tamamen kumar. Sahtekarlık, dolandırıcılık bilmem ne. Çalındı diyorlar. Yok adam kripto paraları aldı, bilmem nereye kaçtı falan deniyor böyle. Bunlar saçmalık. Bak Merkez Bankası dijital parası böyle bir şey değil. Çok güzel, güvenli. Arkasında Merkez Bankası var falan diyecekler. Milleti de bu yola sokacaklar. Öyle benim düşüncem. Hiçbir değişiklik peki yok yani. Peki. Şimdi bu tabii ne zaman olacak, nasıl olacak konusunda, bu sen Trump-Biden seçim konusunu da çok önemsiyorsun. Özellikle Trump'ın ben döneminde savaş olmayan bir başkan olacağım düşüncesinin neokonlar tarafında Orta Doğu'da bir savaşla birlikte, İran'a gelmeyle birlikte, belki Türkiye'yi de burada içine alabilecek bir olumsuzluklar zincirini getirebileceğini söylüyorsun. Ve hatta Türkiye'nin önüne gelecek olan anayasa değişikliği sandığının bu sene veya gelecek sene olması ihtimallerinden bahsediyorsun. Ben de Financial Times'a bakıyorum. Dünkü manşetinde de, bugünkü manşetinde de. Bu ta enteresandır ki, bak aşağı biraz getir şu Çin şeyi var ya, Çin fotoğrafını. Şimdi bak yani bu Chinese research chips increase activity near Taiwan diyor. Yukarıda dur. Orada enteresan. Dün de mesela Çin'le ilgili şöyle bir haber vardı. Çin kendi kurallarını uygulamak istiyor dünya ticaretinde diye bir haber vardı. Gün geçmiyor ki Financial Times'da Çin'le ilgili bir haber çıksın. Bak 2018'de bir şekilde bu Lehman krizi zamanında da 2008'de Greenspan ilk çıktı, dedi ki Amerika'da bankacılık sektöründe hiçbir problem yok, problem Çin'de dedi.
Orada bankacılıkta ve gayrimenkulde problem var. Evet, yok değil ama gitti Amerika'da subprime mortgage oldu. Yani Amerika ile Çin arasındaki bu çekişme, bu ekonomi savaşı bölgesel savaşlar olarak hepimizi etkiliyor. Senin kurduğun hikayede de, yani o hikayeden kastım şu, bu biz bu ekonomiyi finansı bir storyteller gibi, hikaye anlatır gibi anlatmak durumundayız. En önemli motiflerden bir tanesi Çin'in kapitalizmin bütün imkanlarından yararlanıp kurallarına uymaması ve rezerv para konusunda Amerika'nın karşısına dikilmesi meselesi. O zaman iki tane soru var önümüzde. Bir, altın mı kripto mu konusunda bu önümüzdeki dönemde bir değişikliğe neden olabilir mi? Çünkü bu kriptoda, Bitcoin'de ETF'leri falan getiriyorlar. ETF konusuna geçiş yapıyorum oradan. Bu bir. İkincisi, bu acaba Bitcoin'i falan dijital paraya geçişte bir alıştırma olarak kullanıp, ya Bitcoin'leri falan hepsini ondan sonra eleyip tamamen Merkez Bankası dijital parasına geçip oradan mı işi götürecekler diye bu hikayeyi öyle bir devam ettirelim. Tuğçe, ne dersin? Şimdi altın konusunda, bir kere altın artık, yani altın para milattan önce 700 yılında Lidyalılar tarafından bulundu. Metalürji sayesinde o zamanki elektrum denilen gümüş ve altın alaşımı ayrıştırılarak Krözüs tarafından ikili para sistemine de geçildi. Bundan sonra İmparator Konstantin Solidus falan, hep bunları anlattık. Yani o kadar kolay değil. Evet. Altının şimdi böyle, bu Bitcoin 60 bine gene gitmişti. O zaman da böyle birileri çıkıyordu, şey diyordu. Altından çıkıp Bitcoin'e mi geçiyorlar? Altınları satıp Bitcoin alıyorlar değil mi hocam falan diye, böyle hep aynı hikayeler duyuyoruz. Onlar bunu duymak istiyorlar zaten. Ya ikisi farklı varlık. Altın neden tercih ediliyor? Bak, bunu insanlar bilmiyorsa öğrensinler, söyleyeyim. Şimdi dünya finansal sisteminde güvenli liman Amerikan hazinesinin borçlanma araçlarıdır. Amerikan hazine bonoları, Amerikan hazine tahvilleridir. Bunlara güvenli liman denir. Bizde güvenli liman altın falan deniyor, öyle bir şey yok. Güvenli liman Amerikan hazine tahvilleri. Altının ne özelliği var? Birçok varlık grubunun arasında ciddi korelasyon vardır. Yani mesela endeksler arasında, zaten biliyorsun S&P ile Nasdaq arasında çok ciddi bir korelasyon var. İşte diğer gelişmekte olan ülke piyasaları, gelişmiş ülke piyasaları, borsalar arasında korelasyon var. Altının getirileriyle diğer şeylerin getirilerine bakıldığında pek öyle bir güçlü bir korelasyon bulunmuyor. Korelasyon ters olabilir, korelasyon düz de olabilir. Ama önemli olan güçlü olup olmaması. Şimdi güçlü bir korelasyon yoksa, o zaman siz bir portföy oluşturuyorsanız, etkin portföy teoremine göre, yani teorisine göre, burada bu volatiliteyi azaltmak için, yani riski azaltmak için içine farklı bir korelasyonu düşük bir varlık koyuyorsunuz. O da altın. Böyle bir özelliği var altının. Şimdi Bitcoin falan o şekilde düşünebilirsiniz belki. Bunun korelasyonu daha farklı gibi, ama onun korelasyonu da bir zamanlar Nasdaq'la çok güçlüydü. Nasdaq çıktığı zaman çıkıyordu Bitcoin. Yani onda dönemsel olarak Nasdaq'a yakınlaşan bir şey, ki daha çok böyle ETF'dir, daha çok kurumsal ilgi falan olduğu zaman daha çok Nasdaq'a yakınlaşmasını bekleriz. Yani zaten teknik olarak, yani yapı olarak bu durumda altına böyle bir volatilite düşürücü alanda kullanmak üzere bir rakip olması mümkün değil zaten. Nasdaq'la bu kadar korelasyonu artacaksa. Yani. Peki. Diğer konu, Çin konusunda buyurun. Da şöyle söyleyeyim. Çin parası konvertibilitesi olan bir para değil. Ve bu Çin'in kendisinin tercihi. Ben bunu tercih etmiyorum diyorum. Çünkü sen paranı konvertibilitesini sağladığın zaman, yani benim param konvertibilitesi vardır dediğin zaman, bunun güçlü konvertibilitesi var, zayıf konvertibilitesi. Mesela Türk lirası zayıf konvertibilitesi olan bir para. Çünkü mesela adam Londra'dan geliyor buraya, bankaya bozuyor. O parayı Türk lirasına çeviriyor, istediği gibi kullanıyor. Hatta böyle tatil yerlerinde de kullanabilir. Şimdi sen al TL'yi, git Londra'ya gittin sen. Oralarda ben bu TL'yi vereyim, pound alayım dediğim zaman, veya Londra'ya diyeyim, Manchester'a gittiğin zaman kolay yapabiliyor musun? Her banka yapıyor mu bunu sana? Yani kolay bir iş değil yani.
Çünkü senin konvertibilite, senin konvertibiliten az. Çünkü senin swap kanalların açık olsaydı daha yüksek bir konvertibiliten olabilirdi. Para gidiyor falan gibi ama sen ticaret de yapmıyorsun o kadar bir şekilde. Şimdi Çin yapabilir bunların hepsini. Ama Çin'in konvertibilitesi yok. Çünkü konvertibiliteye geçtiğin zaman o zaman orası er meydanı. Ben konvertibiliteye geçtim dedim. Ondan sonra sen abuk subuk işler yapmayacaksın ekonominde. Yaptığın anda üstüne biner akbabalar. Zayıf görürler seni, yerler. Sen hep güçlü durmak zorundasın. E güçlü durmak da o kadar zor bir iş değil yani. Kitabına uygun şekilde davrandığın zaman güçlü duruyorsun. Ülkende öyle anormal enflasyon falan olmuyor. Olmuyor. Enflasyon tamamen para arzının kontrolsüz bir şekilde artması nedeniyle olan bir şey. Milton Friedman'a göre benim inandığım şey de bu. Yani sen o zaman bunu düzgün yaparsan, bütçeni filan da düzgün tutarsan, o bir 5000 lira maaş alıyorum, çok da güzel geçiniyorum, nasıl yapılıyorsun denildiği zaman eyağını yorganına göre uzatacaksın diyordu ya adam. İşte bu eyağını yorganına göre uzatmayı becerebilirse hükümet, o zaman o bütçede de çok anormal açıklar vermez. O zaman sıkıntı olmuyor zaten. İşler rayına girmiş oluyor. Ama Çin diyor ki ben kendi kurallarıma göre oynamak istiyorum. Ben şimdi bu er meydanına çıkarsam benim sırtımı yere getirirler bu adamlar. Aynen. Yani ve bana çok büyük zarar verebilirler. Ben bunun altından kalkamam, bunu biliyor. O yüzden Çin'le ilgili bir takım şeyler yazılıp çizilebilir. Ama Çin'in konvertibiliteye geçmesine daha çok uzun zaman. Aynen öyle. Şimdi geçen hafta da çokça ETF'leri konuştuk. Genel tabloda bir değişiklik dünya finansal takvimine baktığımız zaman gözükmüyor. Genel olarak bu haftaya baktığımızda da işte Amerika'da bir çekirdek kor enflasyon verisi falan gelecek. Ama hani genel beklenti yine faiz indirimlerinin işte bu yaz geleceği şeklinde. Biraz önce altından, kriptodan bahsettik. Yani gümüş konusu çok konuşuluyor. Gümüş ETF'i konusu çok konuşuluyor. Ben gıdaya bakıyorum. Gıda emtiyasında genelde aşağı yönlü bir hareket var. Yani böyle birkaç tane küçük hareketlilik dışında. Değerli metaller tarafında yatırım yapmak istersek oradaki ETF'lerle ilgili birkaç bir şey söyleyebilir miyiz? Orada borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak avantajlı olabilir mi? Hisse senetlerinde teknolojide gördüğümüz rally Nvidia ile devam ediyor ya da devam edecek gibi gözükse de insanlar bir miktar temkinli olabilir. Hani altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metaller ve onların emtiyası ile ilgili ne söyler Tunç Çadıroğlu? Şimdi gümüş çok riskli bir varlık bir kere. Gümüşün iyi bir performans göstermesi için altının güçlü bir şekilde yükselişe geçmesi ve bunu sürdürmesi gerekiyor. Yani bunu böyle haftalar boyu bak altın yükseliyor, güçlü yükseliyor üstelik dememiz gerekiyor. Bunun haricinde bir şey olmuyor. Çünkü o zaman endüstriyel metal gibi bakılıyor. İşte piyasası da altına göre çok daha düşük. Dolayısıyla ben şunu öneriyorum. Sizin yatırımlarınızın içerisinde altın, gümüş toplamı %20 olabilir. Yani böyle bir momentum falan görüyorsanız belki %30'a falan çıkabilirsiniz ama bunun haricinde böyle paranızın büyük kısmıyla altın, gümüş yatırımı yapmak doğru bir şey değil. Peki. ETF konusunda şunu söyleyeyim. ETF dediğiniz şey, evet, şöyle evet. Bizim vergi açısından siz Nasdaq'tan bir hisse aldınız. Hı-hı. Nasdaq'tan bir menkul kıymet aldınız. O menkul kıymeti de sattınız, bir para kazandınız. O zaman siz gelir vergisi vereceksiniz. ETF konusu böyle. Yani ama ben bundan gümüş aldım, hayır sen gümüş almadın. Sen Nasdaq'tan bir menkul kıymet aldın yurt dışında. Dolayısıyla değerli metal yatırımlarında ben yurt dışını tavsiye etmiyorum. Eğer yurt dışında yaşamıyorsanız, yani bu Türkiye'de yaşıyorsanız buradan bir şeyler almaya bakın. Ha buradan alamıyorsunuz artık. Burası yasakladı dedik ya, kötü niyetli hükümet yasakladı ya da bankalara talimatı gönderdi. Alım satım alırken %3, satarken %3, alırken %5, satarken %5. Buradan bu işler yapılmasın derdi. O zaman tamam. SLV, Silver ETF var. Nasdaq'tan alınabilir. Vadeli işlemlerden falan alınmasını önermiyorum.
Çünkü vade bitiyor. İşte bir sürü abuk subuk şeyler olabiliyor o tarafta. Millet gaza geliyor. Kaldıraçlı işlem yapmaya kalkıyor falan. Doğru değil bunlar. Diyebileceğim bu kadar yani. Paranızın az bir kısmı burada dursun. Bu gümüş zamanında işte 40 oldu mu? Gene olur mu? Olur. Ama bana böyle yazıyor insanlar. Diyorlar ki ya $400 olacak bir ons diyorlar. Diyorum abi nasıl olsun? Öyle bir şey yok. Ama altın gümüş oranı 20'ye düşerse olurmuş. E tamam yani o zaman 1'e düşse de 2000 olur yani. TÜİK gibi oldu bu. TÜİK hesaplarına benzedi bu. Biraz oynatırsak her şey olur. Ya bu böyle şeylerde olur. Şimdi bazı bu işi yeni öğrenen, değerlemeyi yeni öğrenenler ben der değerlemeyi öğrendim. Şirket değerlemesini öğrendim. Şirket değerlemesi için Excel'de böyle bir nakit akışı modeli oluşturuyorsun. İndirgenmiş nakit akımlarından da buluyorsun bunu. Peki, işte bunu yapar arkadaş gider böyle anormal böyle içerisine varsayımlar koyar. Satışlar her sene %100 büyüyecek. Bilmem ne olacak falan böyle daha böyle işte startup değerliyor adam. O der bu startup $10 milyar ediyor o zaman. Böyle saçma hesap mı olur? Nasıl her sene %100 büyüyecek böyle 10 sene boyunca yani. İşte böyle bir şey yani altın gümüş rasyosu da 20'ye düşerse işte 400 olur falan diyor adam. Böyle. Vallahi Tunç bu hani nakit akım tablosu indirgenmiş nakit akışlar konusunu anlattım ve böyle abuk subuk rakamları koyarlar dedin ya. Bugün bir tane aracı kurumun raporunda tam bunu gördüm vallahi. Bir tablo koymuş. %60'ın üstünde enflasyon olan bir yerde satışların 3 yıllık ortalamasını kıstas diye koymuşlar. Vallahi biz arkadaşlarla pes dedik. Hani bu hani geçen günde yine enteresan bir şey. Bu korelasyon meselesini de yine açtın ya. Hani adam iki tane grafik koyuyor. Bu grafikle bu grafik çok benziyor. Bak böyle olacak diye kardeşim. Birinci türevini alsana en azından bakalım. Gerçekten arasında bir korelasyon. Yani şimdi biz bunları söylediğimiz zaman ya hocam sen başka iki tane hisse söyle de geçsine dönüyor iş. Ya öyle yapmak istiyorsanız buyurun. Yani orası burası değil diyerek sana sözü bırakmak istiyorum. Bilmiyorum değil mi? Doğru bilgilenmek ve doğru şekilde yatırım yapmak önemli. Çünkü eninde sonunda o yatırım aracı o doğru değere dönüyor. Ne dersin Tunç? Şimdi tabii bu senin söylediğin mesela değer yatırımı yapmak. Değer yatırımı yapmak için de aslında kurallar belli. Belli ama insanlara uyuyor mu? Uymadığı için Warren Buffett diyor ki insanlara git bir endeks fonu al. Yani SPY veya O gibi bir şey. Bravo. Ona yatırım yap diyor. Ama değer yatırımı nasıl yapılmalı? Kısaca girelim. Şimdi buyurun. Değer yatırımında şirkete bir değer biçiliyor. Tabii ki o senin demin senin anlattığın gibi bir arkadaş tarafından değil. Biraz bu işlerden anlayan birisi tarafından bir değer biçiliyor. Ve ondan sonra deniyor ki bu şirket için içtiğimiz değer diyelim ki $100 milyon. Fair value $100 milyon etmesi gerekiyor bu şirket. Ondan sonra bir de piyasa değerine bakıyorsun. Piyasa değeri çok basit bir şey. Fiyat bu zaten. Fiyat çarpı sermaye. Çünkü biz bir hisse 1 lira Türkiye'de. Gidiyorsun bakıyorsun buna. Ondan sonra diyorsun ki bak bunun etmesi gereken şey 100 milyon. Ama bu piyasada diyelim ki 75 milyondan fiyatlanıyor. 75'ten 100'e giderken %33'lük bir yükselme potansiyeli gözüküyor burada. O zaman diyorsun şimdi benim bir güvenlik sınırım olması lazım. Yani benim için güvenli bir alım için bir iskonto olması gerekiyor. Yani bu durumda burada %30'un üzerinde bir potansiyel görüyorsam ben bunu alabilirim. Yani işte %25'ten daha belki iskontolu olursa ben bunu alabilirim diyorsun. O zaman yani bu $100 milyon piyasada da 75 milyon o zaman bunu alabilirim diyorsun. Ama o gelip 90 milyon olduysa, 80 milyon olduysa o zaman almam diyorsun. Çünkü o benim istediğim kadar iskontolu değil. 50 milyonsa çok güzel, direkt alırım. Çünkü zaten yani o 100'e gidecek. Benim beklentim bu şimdi değil mi? O zaman ben 50 iken bunu alırım diye düşünüyorsun. İşte bu kadar basit. Alma kısmı bu kadar basit. Öyle bir iskonto yoksa ne yapılıyor? O zaman alamıyorsun. O iskonto olduğu zaman benim elimde para yoktu. Sonradan benim elime para geçti. O zaman ben ne yapacağım? Hiçbir şey.
Başka şeylere bakacaksın. Geçti bir kere oluyor o zaman. O ucuzken alacaksın. Ucuzken param yok. Sonradan geldi. O zaman değer yatırımı yapamıyorsun. Başka bir şeye bakacaksın. Bak şimdi Warren Buffett diyorlar ki bu adamın çok nakiti var bir tarafta. Yani hem hisselerde duruyor hem de nakdi artıyor bu adamın. Bu adam şimdi çıkıp nakde mi geçiyor? Hayır. Hayır. O diyor ki önümüzdeki yıl bir düşüş olabilir. Belki bu yıl da bir düşüş olabilir. O düşüş olduğu zaman o fiyatlar böyle dibe geldiği zaman bir şeyler ucuzlayacak. Benim o gün param olması lazım. Ben o gün ne yapalım? Terste yakalandık. Elimize para geçmedi. Alamadık. Şimdi çıktıktan sonra alsak olmaz mı falan mı diyeceğim ben? Ben şimdi değer yatırmışım. O gün o parayla alacağım. Şimdi peki aldım, ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bekliyorsun. Nereye kadar bekleyeceğim? Bir kere o istediğin yere gelinceye kadar bekleyeceksin. 100 milyon dolara geldi mi? Geldi. O arada bir daha belki değerleme yapacağız. Çünkü belki aradan 3 sene geçti, 5 sene geçti. Bir daha değerleme yapacaksın. Belki senin fair value hesabın 120 milyon dolara çıkmış olacak. O zaman 120 milyon doların gelmesini bekleyeceksin. Bekledin. O geldi. Ondan sonra ne yapacaksın? Bak ondan sonra ne yapacağını hiçbir yerde anlatmazlar. Ondan sonra denir ki işte birazını satarsın. Ucuz bir şeyler varsa oraya geçersin. Ondan sonrasında dur ben söyleyeyim ne yapacaksın. O noktada teknik analize bakacaksın. Trendi takip edeceksin. Sen zaten ucuzken almışsın. Değerine de gelmiş mi? Zaten temel analize göre satmak oradan normal bir şey. O zaman satmayacaksın, bekleyeceksin. Trend gidiyor mu? Trend gidiyor. Bir şey koyacaksın kendine. Diyeceksin ki mesela şu gün kadar günlük hareketli ortalamayı aşağı kırdı. Altında da bir gün kapandı veya iki gün kapandı. Ben o noktada satacağım diyeceksin. O zaman daha yukarıda bir yerden de satmış olacaksın. Sonra da dönüp geriye bakmayacaksın. Şimdi bu değer yatırımı denilen olay bu. Yani çok disiplin istiyor, sabır istiyor, zahmetli bir iş. Bir kenarda para durabilmesi gerekiyor. Ben her dakika elime para geçti ben alayım mı? Her hafta böyle aman inceleyeyim şu hisse mi çıkacak, bu borsa ne olacak, FED ne yapacak? Mesela FED ne yapacak senin konun olmuyor değer yatırımı yapıyorsan. Değer yatırımında FED'in ne yaptığı, Amerikan başkanının kim olduğu bunlar önemli değil. Warren Buffett böyle söylüyor. Şimdi bizim için önemli. Biz çünkü o şekilde yapmıyoruz. Bizi izleyen insan da zaten bu şekilde düşünmüyor. Şimdi mesela bizim borsada 150 dolarken almak iyi bir şeydi. Ben de zaten o zamanlar çok alın dedim. 2020 Haziran ayında dedim dibi gördük biz diye. O tarihlerde alanlar, 2021'de alanlar, hatta 2022'de alanlar çok güzel kazandılar. 300 dolara da gitti borsa. Öyle mi? Evet. Ama ondan sonra 2023 ocağında anormal düşüşler falan oldu. Ondan sonra 2023'te dolar bazında bir para kazanılmadı bu endekste. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde değer yatırımı konusu, yok temettü yatırımcılığı konusu falan filan bana hikaye gibi geliyor. Bu borsada da oyun oynanır lafı da sana ait. Çok da güzel bir tespit. Çünkü bu borsada kim kime neyse yani. Hani tam öyle bir yer olmuş burası. Evet. Hani geçen gün bir tane borsacı anlatıyorlar işte BOFA'nın bilmem yüzde kaçını o yapıyor, bilmem ne o yapıyor, bu yapıyor falan filan. Böyle bir kişiye ismi lazım değil falan filan. Dolayısıyla böyle likiditesi az, enflasyonu yüksek olan yerde değer yatırımcılığı, temettü yatırımcılığı falan hikaye kardeşim. Çok net bir hikaye. Çok güzel anlattın. Şu konuyu açayım mı açmayayım mı bilmiyorum doğrusu. İzleyen sayısı da giderek artıyor Tunç yani. Hani şeyi yakalamışken böyle canlı tamam. Yayında... Sörfü kusura bakmazsan şu soruyu da soracağım. Şimdi nominal olarak Türk lirası değer kaybediyor. Reel olarak devalüasyon hızı enflasyonun altında olduğu için değer kazanıyor. Herkes şimdi seçimden sonra ne olacak sorusunu soruyor. Seçimden sonra ne olacak sorusunda benim düşüncem naçizane bu oyunu oynayabildikleri sürece ki bir önceki ekonomi yönetimi bunu çok becerememişti. Döviz arada patlıyordu. Şimdi dünyada faizlerin düşmesinin beklendiği bir dönem. Az ya da çok bir miktarda olsa temel problemler hallolmasa da sorunlar büyük olsa da rasyonelleşme konusunda bir şeyler yapılıyor. Bir de daha ehil bir ekip var. O yüzden
Ben seçimden sonra da bu devam ettir. Hatta devalüasyon hızı yavaşlar diye düşünüyorum. Bunu değiştirecek gelişmeler olabilir. Mehmet Şimşek gidebilir, Cevdet Akçay gidebilir, o olur, bu oluru dışarıda bırakarak soruyorum Tunçadır ondan. Mevcut ekonomi yönetimi ve siyasi mantalite bu şekilde devam ediyor. Bir değişiklik olmayacak diyelim sene sonuna kadar. Seçimden sonra dolar TL paritesinde Tunç Çatıroğlu ne bekliyor? Seçime 32'nin altında geleceklerini ben öngörüyorum. Zaten ben öngörmüyorum. Ben Ağustos sonundan bugüne kadar bir lineer regresyon kanalı çiziyorum. Matematik, istatistiksel bir şey lineer regresyon. Okulda okuduk biz bunu. Ve o lineer regresyonun da Pearson katsayısının da %99,5 olduğunu görüyorum. Yani çok düzgün, çok düzenli hareket ediyor. O zaman da ne yapıyoruz bunu? Ekstrapolasyon yapıyoruz tabii. Tahmin yaptığımız zaman artık interpolasyonla tahmin bitti. Ekstrapolasyon yapıyoruz. Yani uzatıyoruz kanalı. O da bize 32-31.9 gibi bir şey gösteriyor. Peki o zaman sene sonu ne olacak? Bu hesaba göre ben bunu sene sonuna kadar da uzatabilirim değil mi? Yani aynen. O zaman sene sonunda da 39'un altını görüyorum. Yani 38.8 gibi bir şey görüyorum. Demek ki 39. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu niyet. Niyet bu. Ben bunu böyle yapmak istiyorum diyor bu otorite. Ve ben bu işi de Ağustos sonundan beri sürdürüyorum diyor. 6 aydır sürdürmüş. Şimdi ben de diyorum ki bu işler 9-10 ay falan sürdürülebiliyor aslında. Yani bir 10 ay falan sürdürmek bu işleri mümkün. Ama ondan sonrası çok da mümkün gibi gelmiyor bana. Yani bu işi böyle Eylül'e kadar sürdürebilmek falan bana çok mümkün gelmiyor. Bu şartların değişmesi lazım ondan sonra. Nasıl değişecek bu? Ya bu faiz artacak, daha çok böyle dolar bozulacak o zaman, ya da bu kur çıkacak. Şimdi kuru baskıladın, baskılayabilirsin. Rezervin erir. Rezervin erir. Bir yerden sonra da çatlarsın. Kendimi kastım ben, rezerv verirse de erisin abi dersin, çatlarsın. Böyle çat diye gidersin böyle. İşte Şahap Kavcıoğlu zamanında böyle oluyordu. Bırakmak zorunda kalın. Bir de bir takım işler bozulmaya başlıyor. İşte turizm olabilir, ihracat olabilir. Bir takım işler bozuluyor. Onlar da diyorlar ki bak işler bozuluyor. Yapmayın etmeyin. Maliyetler artıyor ama satış gelirleri o kadar artmıyor. Giderek bizim kar marjımız daralıyor. Yapmayın etmeyin denir. Yani bir yerden sonra bunun çatlayacağını ben düşünüyorum. O bir yerinde öyle sene sonuna kadar olabileceğine inanmıyorum. Bu senenin bir yerinde bu patlayacak yani. Ama seçimden sonra olması gerekmiyor. Ona katılıyorum. Yani seçimden sonra, geçen seçimden sonra dolar çok çıkmıştı. O zaman alın demiştik. Hatta borsaya girmeyin, garanti olsun, dolar alın dedik. O doları alanlar, bayramdan sonra ben borsa çıkacak dedim. Ondan sonra da video yaptım falan. O dolar alanlar bayrama kadar borsaya girenlerden daha çok kazandı. Ama bayramdan sonra dolar bazında borsa daha çok getirdi. Peki. Burada rezervin erimesi açısından en büyük gider ekonominin döviz talep etmesi. Ekonomik büyüme çok ciddi yavaşlayacaksa eğer, şu anda parasal bir olgu olarak bunu görmüyor olabiliriz. Ama ciddi faiz arttırımı dışında alınacak önlemlerle likitte çekilir, azaltılır ise bu görüşünü değiştirebilir mi? Bir, çünkü ekonomik aktivitenin yavaşlaması önemlidir döviz talebi açısından. İkincisi, yurt dışından gelecek olan dövizin bu kurdan gelmeyeceği, çünkü TL'nin reel olarak değerli olduğu düşüncesi de Türk lirasının değer kaybetmesi gerekir arkasındaki en büyük savlardan bir tanesi. Eğer Türkiye bu noktada jeopolitik özellikleri dolayısıyla bu kurdan dahi yurt dışından para bulabilirse,
gibi olasılıklar da acaba göz önüne alınırsa sonbaharı da bulunabilecek bir TL reel değerlenmesinden bahsedebilir miyiz o şartlarda? Şöyle bir kere makro ihtiyati tedbirler dediğimiz zaman işte senin dediğin şekilde olacaksa bu, o zaman kredi büyümesini durdurması gerekiyor. Özellikle de KOBİ ve ticari kredini. Çünkü ağırlıklı olan şeyler onlar. Tüketici kredisi, kredi kartları falan, bunların hepsini kessen ne olacak ki? Desen ki yani insanlara kredi kartına bugün taksit bitti. Herkesin de limiti 10 bin lira. Bozdur harca. Tüketici kredisi diye bir şeyi de yasakladık. Kimse kimseye kredi de vermiyor. Git güle güle. Bunun ne kadar etkisi olacak ki? Ortada yani böyle sayılar. Asıl senin yavaşlatman, hatta durdurman, hatta mümkünse eksiye çevirmen gereken şey ticari ve KOBİ kredileri. Oraya dokunmak istemiyorsun. Onun büyümeye devam etmesini istiyorsun. O büyümeye devam ettiği sürece para arzı da büyümeye devam ediyor o zaman. Para arzı da bu şekilde büyümeye devam ederse enflasyon da büyümeye devam ediyor. Enflasyon da büyüyorsa ve sen de doların enflasyon kadar artmasını istemiyorsan daha çok. Gene aynı şekilde doları baskılamaya devam ediyorsun. Çünkü sen mevduat faizi enflasyonun üstüne çıkmıyor bir türlü. Yani mevduat faizinde mesela geçmiş bir aya bakarak karar vermek lazım. Sonuçta insanlar 32 günlük yatırıyor. O 32 günde sen enflasyon açıklanan, hissedilmeyen enflasyon ne kadar arttı? Senin mevduata aldığın faiz ne kadar arttı? Bunu biz bir aylık süreye bakarak yapacaksın. Onu herkes kabul etmeli. Yani gelecekte enflasyon şu kadar olacak da bugün. Zaten geleceğe kadar mevduat faiz yok. 32 günlük yapıyor adam. Geçmiş 32 günde ne oldu? Çok buna bakacağız. Doğru. Dışarıdan bir para bulma olayı olmadı. Bu kadar uğraşıldı. Bu kadar uğraşıldığına göre demek ki bir de ihtiyaç var. Dışarıdan bu paranın bulunması gerekiyor yani. Bizim bilmediğimiz bir şey var orada. Bu kadar aradılar, ettiler, bulamadılar. Ve şimdi gene işte Cevdet Yılmaz mı gitti? Birisi gitti böyle para bulmaya. Yani demek ki çok ihtiyaç var. Bu paranın bulunması gerekiyor. Sadece olay rezervlerle bitmiyor. Belki diğer başka bir, mesela varlık fonunun bir borcu var. Ödemesi gereken bir ödemesi var veya başka kamu'lar var. Yap işte devletler var. Bunlar var. Bilmiyoruz yani. Böyle bir şey var. Ya da Türkiye'ye gelmiş, nereden geldiği bilinmeyen bir para var. Biliyoruz onu. Yani net hata 90'larda falan görüyoruz. Evet. Ve o para, ne olduğunu bilmediğimiz paranın gitmesinden de korkuluyor. O para da belki kalkıp gidecek. Gittiği zaman o Merkez Bankası'ndan o döviz talep edilecek. Şimdi swap hariç net rezervlerin eksi olması ne demek? Ben borç aldığım dövizleri de sattım demek zaten. Öyle bir döviz yok yani. Yani o bende biraz döviz var ama yani burada 20 milyar dolar döviz var ama burada da ne bileyim 50 milyar dolar, 100 milyar dolarlık da borç var. O, hadi ben o paraları ver dediğin zaman o döviz onu karşılamasına imkan yok. Ama kasada güya para var gözüküyor. Şimdi o paranın da gitmesi bekleniyor. O zaman yani öyle dışarıdan da para gelmiyor. Bir de böyle de bir eksi tarafı var bu işin. Evet. Bu şartlar altında gen sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ne zaman sürdürülebilir olur Artunç? O zaman sormadığın soruyu ben sana söyleyeyim. Şimdi buyurun. Biz çok fazla U dönüşü gördük değil mi? Bu Sisi konusunda gördük. Bu Nas konusunda gördük. Papaz'da gördük. Papaz'da gördük. O fakir orada oturduğu sürece vesaire filan. Hepsini gördük bunlar. O zaman şunu da görürüz. Mehmet Şimşek alır eline çantayı. Yanında da böyle Cevdet Yılmaz'ı alırlar böyle. Giderler IMF'in kapısına. Evet. Aynen. Biz ettik sen etme derler. Bize bir para ver derler. IMF de gelir bakar. Senin bütçenin çok fazla arttığını görüyorum. Sen bir şeyleri kısacaksın buradan der. Böyle israflan falan bu işler gitmez der. Para bulunur. Ancak o zaman olur. Öyle bir şeye de ihtimal vermiyorum şu anda. Şu anda vermiyorum çünkü benim düşüncem şu, demin de senin söylediğin gibi, bu 2025'te olmak zorunda değil ama bu referanduma gidilecek. Ve referandumda seçimden bir sene en geç gidilmesi lazım ki referandumda değişecek seçim kanunu bir sonraki seçimde uygulanabilsin. O zaman belki de yapmak isteyecekleri şey şöyle olabilir. Kredi musluklarını açalım,
faizleri düşürelim. Tekrar şahabi para politikasına geri dönelim. Buradan önce bir Mehmet Şimşek'e bir zaman verelim. Şimdi Haziran'da senin bir yılın doluyor. Üzerine birkaç ay daha verelim belki sana. Sen bir para buldun mu? Buldun. O zaman biraz daha para bulman için bu sistem devam etsin. Ama baktık bulamıyorsun. Ne yapsan da olmuyor bu iş. Suman ne diye biz bunu çekiyoruz? Geçelim şahabi para politikasına. Açalım her şeyi tekrardan. Mehmet Şimşek de nebatileşme sürecini tamamlasın. İşte Türkiye şöyle güzel, böyle güzel bilmem ne falan gibi, ekonomimiz şöyle harika falan anlatsın. Bir buçuk sene böyle geçsin. İşte tekrardan konutlar satılsın, tekrardan araçlar alınsın. Çok düşük faizden, kredilerden insanlar zengin olsun vesaire. Böyle şeyler bir olsun bir buçuk sene. Ondan sonra tamam diyelim. Bu gidişat iyi. O bir buçuk sene içerisinde baktık böyle gidişat da iyi. Referanduma gidiyoruz diyelim. Ve bir buçuk senenin sonunda referanduma gidelim. Referandumda istediğimiz sonucu alırsak, seçim sistemini değiştirirsek, o zaman kendimizi de kasalım. Her şeyi satalım, savalım, ne yaparsak yapalım. O zaman bir sene sonra da erken seçime gidelim. Öyle ya, artık deniz bitiyor, çok beklenebilecek. Bir sene sonra da erken seçime gidelim. Hem de referandumda da değiştirmişiz seçim sistemini. Ondan sonrasına bakarız. Benim düşüncem bu şekilde. Mehmet Şimşek bu yaz parayı buldu, buldu. Bulamadı. Sonbaharda, kışta neyse şahabi para politikasına dönüş başlar. Evet. Şimdi ne rampasıydı? Hafize rampası mıydı? Hafize rampası devam ediyor. Hafize rampası devam ediyor. Ona göre yaptık zaten. Evet. Hafize rampasından şahabi para politikalarına giden süreçte en büyük sorunumuz ya da sorunumuz, Mehmet Şimşek buraya gerçekten enflasyonu düşürmek için mi geldi? Yoksa siyasi popülizme destek olmak için mi geldi konusu? Enflasyon düşürmek için gelen adamın yaptığı ilk işlerden bir tanesi dolaylı vergileri, KDV'yi, akaryakıttan alınan vergiler arttırmak var mı? Bunların enflasyonu arttıracağını bilmiyor mu bu adam? Yani enflasyonu arttırıcı etkisi olan işler yaptı. Nebati yapmadı. Evet. Evet. Peki, Şimşek yaptı. Tunç devrinde o zaman ağır ağır çek kürekleri, aheste aheste çek kürekleri uzaralım göksuya diyelim. Doğru. Ve ardından bakalım sonbahara kadar Türk lirası dayanacak mı, dayanmayacak mı? Sevgili Tunç Çatıroğlu'nun ardından Tunç devrinde önümüzdeki devre yönelik para politikasını ve sonuçlarını tartıştık. Sevgili Tunç, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Haftanın geri kalanında sağlık ve huzur diliyorum. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. İzleyenlere de ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.